Namaz kılıyor musun? Eğer kılmıyorsan çok önemli bir tavsiye vereceğim. Başla. Niye kılmıyorsun? Bak seccade bekliyor seni. Allah bin türlü nimet vermiş değil mi? Sana her gün veriyor. Bak hiç nimetini kesiyor mu senden? Arada bir su içerken falan şöyle bir düşün bence. Vaktin namazını kıldın mı? Bu suyu rahat rahat içmeye hak ediyor muyum diye. Biliyorum hızlı bir giriş yaptım ama sana kızmıyorum. Çünkü nefsin var, şeytan var. Kılmak istiyorsun, çok zor geliyor insanlık hali, okul, iş, vaktim yok falan filan. Bir sürü bahane. Ama hiç merak etme, tamam mı? İnşallah birlikte namaza daha da ısınacağız ve hiç ihmal etmeyeceğiz. Çünkü bu Müslümanlığın bir kimliği. Eğer bir türlü başlayamıyorsan farkındayım. Zor geliyor, korkma. Ben yanındayım ve senin için çok güzel bir namaz videosu daha hazır. İnşallah kısa zamanda yayınlayacağım ama beni beklemeden namaza başlarsan hem bana güzel bir sürpriz yapmış olursun hem de tadından yenmez yani. Çünkü ölüm var değil mi? Yani bir anda canını alsalar ben Oğuzhan abinin videosunu bekliyordum falan mı diyeceksin meleklere? Neyse hadi konumuza gelelim. Namazdan tat alamıyorum diyenlere 5 tavsiye. Eğer bu 5 maddeyi doğru uygularsan ya da herhangi birini ya da en az 3 tanesini falan uygularsan namazından lezzet alabileceksin. Ne demek bu? Yani işte bedeni namazda, ruhu gündemde, TV'de vesaire orada burada olmak falan var ya, böyle olmamak. Namaza odaklanabilmekten bahsediyorum. Diyor ya bazıları, abi odaklanamıyorum. İşte sanki o namazı kılmamışım gibi hissediyorum. Gönlümden gelmiyor. Bazen zorla kılıyormuşum gibi. Ağır geliyor ve sanki Allah kabul etmeyecekmiş gibi hissediyorum falan. E peki nasıl çözeceğiz bunu? Bak şimdi hemen hızlıca benim de uyguladığım 5 tane şey önereceğim sana. Bunları uygula. Namazlarındaki değişimi gör. Sonra bana yorum atarsın, dua edersin. Tamam mı? Hadi bismillah. O halde gel başlayalım. Madde 1. Namaz ortamı hazırla. Nasıl yani? Geç sakin bir odada kıl. Yanında TV açık olmasın. Telefon bildirimlerin kapalı olsun. Aklını başka yere çekecek bir şey olmasın. Hani imam diyor ya, "Ey cemaati Müslümin, telefonlarımızı bir sessize alıverelim be" falan diye. Sonra Allahu Ekber diye başlayınca direkt arkadan birinin telefon çalıyor ya, sanki onu bekliyormuş gibi. Hocayı bekliyormuş böyle. Hani başlasın. Tam böyle başlarda çalar o. Zaten daha 3 rekat daha var falan. Yani şeytan işte bak nasıl. Tam denk getiriyor işte, bilmiyorum. Hiç aramazlar aramazlar. Tam böyle namazlar ararlar. Bir de amcalar kapatamıyor ya, böyle strese giriyorlar. Acaba şu an kapatsam mı, caiz midir falan. Abi sesini zaten %1 milyon vermişsin telefonun. Yani kapat lütfen şunu yani. Elini götürebilirsin cebine. Bu namazını bozmaz. Bunu anlatın arkadaşlar. Adam namazın bozulacak diye 4 rekat boyunca şıkıdım şarkıları dinletiyor ya. Cemaatin zihni mihni kalmıyor yani. Zihin çok hızlı dağılabilen bir şey. O yüzden lütfen bu gibi durumlara dikkat et. Namazını sakin, kimsenin seni bölemeyeceği bir zamanda, bir mekanda kıl. Dikkat dağıtan şeyleri yanından uzaklaştır. Sakin bir ortamda kıl. Anladın mı? Madde 2. Surelerin anlamlarını ezberle. Evet bu gerçekten çok önemli. Bakın size uzun sureleri ezberleyin falan demiyorum. En azından kısa surelerin, kısa şeyler var ya hani, onların anlamlarını bilirseniz, hadi onu yapamadınız diyeyim. Secdede, rükuda ne diyorsunuz? Bunları bilirseniz ve onları okurken anlamlarını düşünürseniz namazı sizi inanılmaz derecede odaklıyor bu bak. Çok büyük öneme sahip bu. İlla Arapça bilmeniz gerekmiyor. Anlamlarını düşünseniz bile yeter. Bak mesela benim namazda okuduklarımızın anlamı diye bir videom var. Orada namazda ne diyoruz hepsini anlatıyorum. Onu izle, not et, çalış. Çok kısa sürecek zaten. Artık namazlarında okuduğun şeylerin Türkçe altyazı gibi böyle mealini gözünün önünden geçireceksin, tamam mı? Hem böyle anlamını düşüneceksin hem de hissiyat olarak senin namaza çok fazla odakladığını hissedeceksin, tamam mı? Gerçekten önemli. O yüzden Kabe imamları ağlaya ağlaya namaz kılıyor. Çünkü anlamlarını biliyorlar, tamam mı? Ama dediğim gibi her sureyi de ezberleyemezsin. En azından kısa sureler ya da Sübhaneke'de ne diyoruz mesela, Fatiha'da ne diyoruz? Bunları sürekli okuyoruz ya. Secdede ne diyoruz, rükuda ne diyoruz gibi. Sürekli söylediğin şeylerin anlamlarını bak, düşün ve namaza odaklan. Madde 3. Namazı hızlıca kılma. Yani namazını çok hızlı bir şekilde kılarsan bir an önce bitmesini isteyeceksin. Çünkü odak noktanı bitiş çizgisinde, son oturuşa selam vermeye çekmiş olacaksın. Yani bir an önce bitsin moduna geçeceksin. Ve hızlandıkça aslında daha da hızlanmak isteyeceksin. O yüzden iradene sahip çık ve hızlandığını fark ettiğinde direkt kendini tut, tamam mı böyle? Bir anda kendini yavaşlat. Sanki böyle slow moda geçer gibi. Tane tane okumaya başla bak. Bir şey kaçırmayacaksın bundan, tamam mı? Hatta Allah senin samimiyetini görüyor ya, bir anda böyle kendini yavaşlattığını. Bu çok önemli bir şey değil mi? Allah görmüş olacak. Gayret ettiğini görecek. Şu an dünyada yapabileceğin en önemli fiil üzerindesin. Bak bunu da unutma. Yani şöyle düşün, ben şu an namazdayım. Bundan daha önemli bir yapacak işim var mı? Yok. E o zaman niye hemen bitirmeye çalışıyorum? Başka bir şey olamaz şu an. Deprem olmuyor mesela. Allah korusun ailemden biri de ölmedi değil mi? Niye hızlıca bitirmeye çalışıyorum ben? En fazla hızlı bitirsem 1-2 dakika kazandıracak sana. E sen o 1-2 dakikayı zaten Instagram, YouTube'da defalarca harcıyorsun. Bir de böyle düşün, tamam? Allah'ın huzurundasın. Ciddiye alman gerekiyor bak. Kendini yavaşlat bir anda böyle fark ettiğinde, tamam? Ama öyle mesela çok da yavaş da olmasın. Mesela normal hızda. Hem kendine çok ağır yük yüklemiş olmasın hem de nefsine az bir şey okşar. Ama işte çok da fazla nefsine gidersen o zaman zaten nefsin zaten kılmak istemiyor namazı. Bir zaman sonra lezzet alamıyorum hissi oluşacak. Bırakmaya kadar götüreceksin, tamam? Hızlı kılmıyoruz. Normal. Diren, hızlandığını fark ettiğinde yavaşla, normale çek. Bir yere yetişmiyorsun kardeşim. Allah'ın biricik huzurundasın, tamam? Geçen cuma bir yerde namaz kıldım. Tabii de arkada kıldım. Hoca ben de, sen de namaz kılarken el alemimi gözetledin demeyin tabii şimdi. Ben o arada oturuyordum yani. Tesbih okuyorum cumadan sonra. Bunları okurken bakıyorum. Allah 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 Allah. Bir kılmaları gör. Ne oldu ya? İki rekat kılamazdım herif. Sünneti kıldı, zuhur ahırı kıldı. Vakti sünnetini kıldı, çıktı gitti.
Ama bütün cami öyle kardeşim, var 200-300 kişi. Yavaş kılan birkaç tane var, o da dede yani, kılamıyor hızlı. O da böyle zor iniyor kalkıyor. O da şey gibi olsa gençler gibi zıpkın gibi gidecek. Madde 4. Odaklanma duası et. Ne demek ya bu, böyle dua mı var? Evet var. Her şeyin duası var. Namazdan sonra ellerini aç. Allah'ım bir sonraki namazımda daha çok odaklanabilmemi nasip et. Hatta namaz öncesinde bile yapabilirsin bunu. Bak ellerini aç. Allah'ım şu an senin huzuruna geliyorum. Birazdan senin huzuruna çıkacağım. Lütfen zihnimi temizle. Kalbimi berraklaştır. Namaza en iyi şekilde odaklanabilmemi nasip et de, tamam mı? Bak benim söylediğim gibi bunu sırasıyla böyle ezberlemene gerek yok. İçinden geldiği gibi. Dua samimiyettir. Tamam kadar. Madde 5. İrade kontrolü yap. Aslında işin nihayetinde buradaki asıl olay iradende kardeşim. Yani seçebilmek için. Ne yapacaksın biliyor musun? Mesela şeytan sana namaza saldıracak, tamam mı? Diyecek ki hurra bak şimdi telefonuna mesaj gelmiş olabilir. Bir an önce bitir şu namazı. Belki şu an filmin başladı. Belki arkadaşın sana mesaj attı. Çok önemli bir mesaj olabilir falan diyecek. Düşün bakalım bugün hiç ödevin var mı? Zihninde bazı şeylerin hesabını yap falan diyecek. Ocakta yemeğin kaldı mı? Namazdan sonra ne yapacaksın falan diye böyle sana soracak. Hani Facebook soruyor ya bugün ne düşünüyorsun? Aynı şeytan da öyle vesvese veriyor sürekli namazda sana yani. Seninle sohbet etmeye çalışıyor. Git de ya. O yüzden onu dinlememen lazım. Bak böyle zihnini kurcalar durur o. Hatta gözün içine soka soka böyle kötü resimler, kötü videolar falan getirir önüne bak. Şeytan bu. Çok manyak deli bir şey bu. Vallahi kanma. Bunlar sana kötü hissettirmesin. O senin düşmanın, senin moralini elbette düşürmeye çalışıyor. Önüne gelen görüntüler senden değil ayrıca, şeytandan. O yüzden kendine benim yüzümden falan deme. Sakın kızma kendine bak. O senin zihnini dağıtmaya ve namazdan seni soğutmaya çalışıyor. İzin verme. Şunu da asla unutma bak. Namazı niye kılıyoruz? Lezzet almak için mi? Hayır. O bir ekstra. Ekstra sevap. Namaz asıl kılma sebebimiz Allah emretti diye, bu kadar. Hani zevk alamıyorum falan filan. Olsun. Kıl. Kabul olur mu? Olur. Merak etme, ekstra sevaba çok mu ihtiyacın var? Başka sevaplara gir. Başka şeyler yap. Belki beceremedin. Belki odaklanmayı beceremedin yani. Kendine kızma bak. Namazını bıraktırıyor şeytan böyle sana. Sürekli işte sen yapamıyorsun falan diye. Sen namazı kıl. O hareketleri yap. Sureleri oku. Doğru düzgün. Bitir. Olur mu böyle? Lezzet almadan, huşu almadan kıldım. Evet oluyor. Yazılıyor, merak etme bak. İşe her gün zevk alarak mı gidiyorsun? Okula her gün neşe içinde mi gidiyorsun? Maaşını da alıyorsun sonunda, diplomanı da değil mi? Okul sana ne diyor? Okula gel. İş sana ne diyor? İşe gel. Allah ne diyor? Namaza gel. Namazı kıl. Zevkle kılmak ekstra. Anladın mı? O yüzden bunlara gelme ve namazını güzelce kıl kardeşim. İnşallah faydalı olmuştur bu video. Bu oynatma listemizin adı dinin direği. Tamam mı? Böyle oynatma listelerinde bulabilirsin. 3. videomuzdayız. Bu seride sadece namaz odaklı gidiyoruz. Yaklaşık bir senedir falan buraya video atmıyordum. Çok güzel hissettim şu an. Maneviyata dönmemiz güzel oldu. En önemli ibadet namazdır bak. Tamam mı? İnşallah ihmal etmiyorsun. Eğer hala başlamadıysan ne diyebilirim sana, bir düşüneyim. Başla. Başka yol yok yok. Bak vallahi en önemli ibadet diyorum ya. Bak seni seviyorum kardeşim. Namazsızlıktan cehenneme gitmeni istemem. Tamam? Ümitsizliğe de kapılma. Başlayamıyorsan benim namaza başlatan videom falan var. Onları da izleyebilirsin. Duygusal videomu da bekleyebilirsin. Ha bu arada namaz kılanlar grubunda olmak, her gün 5 vakit ihmal etmemek. Ya bu dönemde acayip bir farkındalık ya. Haberin olsun bak, çok çok değerlenirsin. Çok az kişi namaz kılıyor Türkiye'de. Dünyada da öyle. Sahabenin, peygamberin özlediği o nesil olursun. Ahlakını güzelleştirir. Namazın da çok şey kadar, bir sürü fazileti var. Neyse çok uzatmayayım. Konuşacağız bunları. Özellikle namaz kılmayı. O hesaplaşma videosunda bekliyorum seni. Görüşeceğiz seninle, tamam mı orada? Bildirimleri aç. Gel bakayım, sen niye kılmıyorsun ya? Sen neden kılmıyorsun lan? Allah Allah. Neyse başlayacağız inşallah. Tamam. Diğer namaz kılan kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Çok değerli bir konumdasınız. Haberiniz olsun. Asla bırakmıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Hadi selametle.